Tedrus 35 isimli yaşayıcımız müjdeyi ele al Aydal demiş. 43G3VS isimli yaşayıcımız Karadeniz'de 320 metreküp doğalgaz bulunmasını ele al Aydal demiş. 320 metreküp mü? O benim mazot parama yetmez. Birisi intihar etmeye yetmez yazmış. İslam Çelik, Efe Aydal Koş Yetiş hemen doğalgaz açıklaması yap. Sen bir açıklama yapana kadar bu konuya ilişkin hiçbir şey konuşmam. Şimdi normalde arkadaşlar bu konuyla ilgili konuşmayacaktım. Çünkü benim bu konuyla ilgili söyleyecek neyim olabilir diye düşündüm. Ancak bir vatandaş olarak söyleyecek birkaç şeyim var. Birincisi bu tür sorulara gelen yorumlar. Muhalifim ama mutlu oldum. Başkası Türk lirası değer kazandı. Enerjiye yatırım hamleleri geldi. Muhalif olmama rağmen çok sevindim. Biliyorsunuz arkadaşlar ne zaman bir müjde açıklansa kim olduğunu bilemediğimiz bazı hesaplar ben muhalif olmama rağmen çok sevindim. Ondan sonra şey. Ya arkadaşlar bir şey de beğenin artık. Bir şey de destekleyin artık. Muhalif olacağız diye muhalif olmayın. Yani en muhalif olacağım diye muhalif olmayan adam benim sanırım. Arkadaşımız Türk lirası değer kazandı bu sayede yazmış. Şimdi baktım daha dolar 7.38. Ben şimdiye kadarki müjdelerden bahsedecektim önce ama daha önce bulunan doğalgazların listesini yayınlamış arkadaşlar. Önce ona bir bakalım. Birisi direkt listesini yapmıştı. O listeyi bulamadım çünkü Instagram'dan paylaşmışlardı. Instagram'da biliyorsunuz search'e basınca çok farklı şeyler çıkıyor. O yüzden Yılmaz Özdil'in yazısını okuyacağım. AKP'nin ilk Enerji Bakanı Hilmi Güler açıkladı. Karadeniz'de doğal gaz bulduk. Tabii ben özet geçeceğim arkadaşlar. Lafı uzatıp sizi ülser etmeyeceğim. İnşallah bu kış kendi gazımızı milletin hizmetine sunacağız demiş. İkinci Enerji Bakanı Taner Yıldız açıklamış. Karadeniz'de doğal gaz bulduk. 7 metre alev yükseldi. Dünya dev firmalar burada 5 kuyu açmıştı bulamamışlardı biz bulduk dedi. Üçüncü bakan Aliza Alaboyun bu şey gibi ya. Birinci adam gelmiş 2 iki metre. ikinci adam gelmiş 3 metre. Neyse. Tüm zamanların arama rekorunu kırdık. 3.7 milyar metreküp doğal gaz çıkardık. İyi. 320 metreküpten iyidir. Nide'de tuz ararken petrol bulduk demiş. Dördüncü enerji bakanı Berat Albayrak. Burada Berak yazmış. Berat Albayrak açıkladı. Gazlaşmada dünya rekoru, dünya rekoru kırdık. Gerçekten mi? Biliyorsunuz arkadaşlar yani tarafsız bakmaya çalışan bir vatandaş olarak gerçekten de bak muhalefet yapmış olmak için muhalefet yapan biriz değilim. Harbiden dünya rekoru kırmış mıyız? Çok iyi bir şey lan. Türkiye'yi doğalgaz ihracatçısı yapacağız dedi. 5. Enerji Bakanı Fatih Dönmez Tekirdağ'da doğalgaz bulduk demiş. 17 senedir kesintisiz buluyoruz. Girin lütfen Google'a okuyun. Adana'da tarla sürülürken doğalgaz bulundu. Muş'ta su sondajı yaparken bulundu. Sakarya'da bulundu. Hatay'da, Konya'da, Sondajı bile gerek yok. Fışkırıyor mübarek. Edirne'de doğalgaz bulundu. Siirt'te bulundu. Silivri'de, Kandıra'da, Gökçeada açıklarında bulundu. Bulunma müjdelerinin hepsini TPAO açıkladı. Genel müdürümüz bizzat izah etti. Türkiye 2023 yılında doğalgaz ihtiyacının tamamını kendi kendisine karşılayacak dedi. Marmara Denizi'nde fay hattı arıyorlardı. Şırrak doğalgaz bulundu. Şırrak değil şak olması lazım. Gazetecilerimiz gazetelerinde yazdılar. Doğalgaz müjdesi. 20 trilyon metreküp doğalgaz bulduk. Türkiye 20 sene yetecek kadar bulduk. Türkiye doğal gaz zengini olacak. Benim anlayamadığım olay şu. Neden hep gaz acaba? Neden gaz? Gazın bir özelliği mi var acaba? yani bazen de başka şey bulun. Asteroid mining yaptık de. Ciddiyim asteroid mining yaptık desen itiraz etmeyecekler mi? Çıkıp harbiden A Haber'de mesela asteroid mining yaptık. Yakut çıkardık. Yakut çıkarıyoruz şu anda. Dünyanın Yakut'ta bir numarasıyız. De Niye demiyorsun ki? Ya var ya sizdeki yetkiler bende olacak uf neler neler derim ya. Ne Marslıların kapımda dizilmediği kalır. Ne bizzat Uranüs'ten uranyum çıkarmadığım kalır. Harika bir şey ya. Ben çok seviyorum bu işi. Gerçekten. Hikaye yazmayı seven bir adamım ya. O yüzden elimde böyle bir güç olduğunu hayal ediyorum. Yani yazdığım hikayeye milyonlarca kişi inanacak. Milyonlarca kişi doğru kabul edecek. Bizim mahalledeki abilerden bahsediyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Okumaya devam edelim. Asrın liderimiz 31 Mart seçimi öncesinde mitinglerde açıkladı. Trakya'da doğalgaz keşfettik. 3 milyar metreküp rezerve sahip. 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak. Biz çalışıyoruz, yatmıyoruz. CHP zihniyeti sadece yalan üretir dedi. Sadece yalan üretmiyorlar. Siz ne isterseniz onu yapıyorlar. Gerçekten ben şeyden korkuyorum. Seçim öncesi. Yani hazırladım kafamı, vuracağım duvarı falan da hazırladım yani. O bizim mavi ekran olsun diye mavi boyadığım duvar var ya, o duvara vuracağım abi. Kameraya da alacağım böyle kafamı duvara vururken. Neyden korkuyorum? CHP öyle bir aday çıkaracak ki. Şimdi başkan yardımcılarını falan filan da seçmiş zaten. Öyle bir aday çıkaracak ki bizim mahalledeki abi kötün nisi olacak. Bizim mahalledeki abiye kötün nisi diyeceğiz. Bundan korkuyorum. Harbiden imkansız değil yani. Çünkü kazanmak isteyen insan şov değil iş yapan. Saçma sapan talihsiz açıklamaları olmayan birini aday gösterir. Ama Harbiden Yüksel Taşkın gibi birini falan aday gösterecek. Ondan sonra yırtacağım atacağım üstümdeki her şeyi. Diyeceğim ki ulan ben giriyorum artık siyasete. Tek kişilik Efe Aydal Partisi. Teknik Çözüm Partisi. TÇP. Öyle saçma sapan kelime uydurmaya da çalışmayacağım partimin adına. Bir kelimeye uydurulduğu zaman zaten partinin tanımının uydurma olduğu belli oluyor. Gusül Partisi mesela. Gelişimde uzmanlaşmış standartlarda Üniter Laiklik Partisi. O kelimeleri kastetmediğini biliyorsun. Çünkü Baş harfleri bir kelimeye uysun diye yapılmış. Neyse ben kuracağım abi. Ondan sonra görürsünüz bak. Her yerde gaz bulacağım. Ayda iki kere bulacağım ben. Birçok kişinin ciddi ciddi abi parti kur oy verelim. Siyasete atılsana CHP'nin başına geç falan dediğini görüyorum. Maalesef pratikte olabilecek bir şey değil. İşi gücü bırakıp tamamen o konuda birikim yapmak lazım. Ekonomi profesörleriyle falan konuşmak lazım. Sana yakın siyasilerle bir arada olman lazım. O yüzden maalesef anca geyik yapabiliriz bu konuda. Evet. Doğu Akdeniz'de doğalgaz bulduğumuzda bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek dedi. Aynen. Senegal, Yakutsk, Irkutsk. 1 Ağustos'ta %15 zam yapıldı. 31 Ağustos'ta %15 zam daha. Sıkın dişinizi azıcık. 2023'te bütün dünya kapımızda sıraya girecek. Bir seçim müjdesi daha vardır. Her seçim öncesi bunu görürüz. Asgari ücret şu olacak denir. Eğer biz gelirsek. O işi de kaptım ben. Bak onu da öğrendim. Ben de başa gelirsem Asgari ücret 10.000 TL olacak. İmkansız bir şey değil ki. İmkanlı. 10.000 TL olacak. Bütün harçları 5 katına çıkaracağım. Şu an Bağkur primi 1000 liranın üstünde aylık. Yap onu 5000 lira. Sonuçta şirket açmak isteyenler daha az kişi. Onlar bana oy vermesin. Önemli değil. Onlardan alırsın. Asgari ücretlilere dağıtırsın. Sonuçta asgari ücretlinin de oyu bir oy. Diğerinin de oyu bir oy. Sonra komünistler niye sevmiyor? Anlamıyorum komünistler niye sevmiyor? Bak ne güzel işte. Patrondan alıyor... Bizim mahallede bir abi var ondan bahsediyorum. Patrondan alıyor. Asgari ücretleri dağıtıyor. Ne güzel işte abi. Cezalar, sınav harçları, ehliyet harçları, aklınıza gelecek her şey harçları. Bunları katla. Ondan sonra da asgari ücreti yükselttim de ne güzel işte abi. Öğrendim ben ben. Diyorum ya başa geldiğim zaman asgari ücret 10 bin olacak. Ben de derim yani. Asgari ücret yükselecek. E yükselir tabii. Diğer her şeyi yükseltirsen o da yükselir. Şimdi ben esas kendim bir yorum yapmak istiyorum. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bundan önce de elektrikli araba yapmıştık. Elektrikli araba yaptık dedikleri zaman neler olmuştu arkadaşlar? Bütün kanallarda açılış, bu olayın açıklanması, anlatılması, uzun 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 tanıtım yapıldı. YouTuber'lar bu konu hakkında konuştu. Birçok kişi o zaman da ya arkadaşlar ben muhalifim ama her şeye de muhalefet yapmayın yani. Sevindim ben. Ne güzel işte elektrikli araba yapacağız. Yerli ve milli." dendi şeyi hatırlıyorum liseliyle konuşmuştum o zaman. Demiştim ki ben inanmıyorum. Neden? Çünkü şimdi kadar bir ton şey söylediler biz yaptık diye. Hiçbiri olmadı ama niye yapmasın ki adamlar? Düşün sen olsan yapmaz mısın? Bütün medya elinde ne dersen gerçek oluyor yaparsın. Benim anlayamadığım niye sürekli doğalgaz? Başka arada başka bir şey bulun. Yakut bul. 10x bul. 10x güzeldir bak 10x bul. 10x bulduk. Altından 10x daha değerli. Nasıl espri? Evet ne oldu elektrikli araba? Şimdi gaz bulundu dendiği zaman yine yandaş yazarlar konuşmaya başlamış. Ya arkadaşım hainlik yapmasanız da bunun muhaliflikle bir alakası yok. Bir kere de sevinin be. Ülkemiz bir şey yaptı. Ülkemiz kalkınıyor. Sevinmiyorsunuz. Gene aynı muhabbet. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Yani insanlar her seferinde nasıl tekrar tekrar yiyebiliyorlar? Güzel bir sistem kurulmuş durumda. Birçok ana akım medya dediğimiz işte hürriyet falan gibi. Bunlar muhalif gözükür. Hatta bazı muhalif sözler de söyler işte pazar el yakıyor falan. Çok fazla zarar vermeyecek göstermelik muhalif şeyler. Emekliler zor durumda. Bu sayede yanlış muhalif fark etmez birçok kişi tarafından alınır bu gazeteler. Ancak böyle durumlar olduğu zaman bu gazetelerde de bu olaylar gerçek gibi tanıtılır. Elektrikli araba çıktığı zaman da bu böyleydi. Şimdi gaz çıktığı zaman da böyle. Uzun uzun anlatıyorlar. İnsanlar da yandaş değil de ana akım medya da bunu söyleyince ya herhalde böyle bir şey var diye düşünüyor. Ya da etrafındaki muhalif olan ya da muhalifim diyen kişiler de bunu söyleyince ya herhalde bu sefer bir şeyler oldu. Olmadı. Şimdiye kadar olmadı. Gaz olayını gördüm. Benim aklıma ilk gelen şeyler. Bir, büyük ihtimalle sadece tespit edildi. Bakalım çıkartılabilecek mi? Çıkartılabilse bile bize yansıyacak mı? Ya da bizim mahalledeki bazı abiler birkaç sene sonra çıkacak deriz. Bir erken seçim yaptırırız. Ondan sonra da unutulur diye mi düşünüyor? Nerede elektrikli arabamız? Elektrikli arabamız nerede? O zaman gene bana saydırmıştı. Benim gibi insanlara gene saydırmıştı. O zaman ne demiştim? Bizzat görmeden inanmayacağım. Bunda da gene aynısı geçerli. Bu bize yansıyacak mı? Gerçekten bu gazı çıkartıyor muyuz? Bir de şöyle bir şey var. Devlete tamam ülkeye çok para girecek. Aşırı kalkınacağız da bize mi girecek? Yani sisteme para girdiği zaman bizi etkiliyor mu? Bir şeylerin fiyatı düşecek mi? Bazı maaşlar yükselecek mi? Bazı vergiler azalacak mı? Bazı harçlar düşecek mi? Ya da hepsi aynı kalacak sadece maaşlar yükselecek, alım gücümüz mü artacak, iş alanı mı artacak, ne olacak yani? Nasıl yansıyacak? Hiçbir şekilde yansımayacaksa o zaman bana ne zaten? Yani senin bulduğun gazdan bana ne? Hiçbir şekilde yansımayacaksa. Türk lirası değer kazanacak diyorlardı. Türk lirası değer kazandı demişlerdi. Yok öyle bir şey. Hala aynı. 7.38. Dolar yükselmeye devam ediyor. Ayrıca maaşını dolarla mı alıyorsun kardeşim? Dolar düşerse bak bunu öğren. Dolar düşerse ekonomimizin güçlendiği anlamına geliyor tamam mı? Ama dolar yükselirse maaşını dolarla mı alıyorsun? Bir vatandaş olarak evet elektrikli araba müjdesi verdiklerinde de aynı şeyi düşünmüştüm. Şu an büyük ölçüde haklı çıktım gibi. Şimdi de aynı şeyi düşünüyorum. Tabii onu şey de demişlerdir ya pandemiden dolayı yoksa biz yapacaktık yani. Şimdi gene aynı şeyi düşünüyorum. Bu müjde verildi birkaç sene sonra unutulacak. Sonra başka bir müjde çıkacak. Gene o ana akım medya ayağa kalkacak. Bunu görünce insan belki youtuberlar belki ünlüler Yine bu konu hakkında konuşacak. Yine müjde verecek. Yine insanlar ya arkadaşım bir şeye sevin. Ya şunu anlamıyorsun. Yandaş yazar kardeşim. Sadece müjde olunca sevineceksek o zaman her gün bir tane ver müjde. Yani o müjdenin gerisi gelmeyecekse eğer her gün bir tane ver müjde. Sevinelim biz de. Sokağa çıkalım. Elimize zil alalım birer tane. Zil takıp oynayalım her gün. Az kaldı zaten. Kafa gidiyor yani. Kafa gidiyor millette. Yakında her gün bayram olacak bize. Niye sürekli gaz diyorlar biliyor musunuz? Biri çok büyük ihtimalle abi bu millet gazla çalışır demiş. Bunları gazlamak lazım demiş. Onu yanlış anlamışlar. Dediğim gibi istediğin kadar 320 milyar metreküp istediği kadar çıkarsın. Bu vatandaşa yansımayacaksa bizim mahalledeki bazı abilerin cebine yansıyacaksa o zaman zaten bana mı çıktı gaz?